Konulara geçmeden sizin partinizle ilgili merak edilenler de var. Mesela şu söyleniyor, deniliyor ki ya bir yıl içerisinde 80 tane kurucudan 32 kişi istifa etti. Hı hı. Ee, başlarken mesela CHP'den çok daha fazla sayıda ismin, milletvekilinin sizin partinize gelmesi bekleniyordu ama gelmedi. Yani oturmayan bir şeyler mi Hemen var? Hemen cevap bu kadar, vereyim. Bu kadar isim niye Hemen istifa cevap etti? Vereyim. En son mesela Mehmet Ali Çelebi, İzmir AK parti AK etti. Parti kurulduğundan bu yana... Erdoğan'ın yanında bir tane kurucu kaldı mı? Bir tane. Bak. Ama 20 senelik bir süreç. E ya. Ertuğrul Yalçın Bayır yok. Bülent Arınç yok. Abdullah Gül yok. Ali Babacan yok. Abdület Şener yok. Abdülatif Şener yok. 20 yıl Devam edeyim. Bir dakika katı. Zafer Bey sorunu sordun bekle. Şimdi geleyim Kılıçdaroğlu'na. 12 yıldır genel başkan. 165 genel başkan yardımcısı değiştirdi. 165 genel başkan yardımcısı değiştirdi. Sayın Akşener ya partisinin içinden parti çıktı. Partisinin içinden parti çıktı. Biz yeni bir parti kuruyoruz. İstifa yolda katılan olur, yolda takılan olur. Anlatabildim? mi? Bunlar ol olur siyasette vardır. Yanlış kişilerle yola başlarsınız. Siz yanlışsınızdır, onlar yanlıştır. Bunlar olur. Yani bütün partilerde yaşanan bir durumu sadece bizde yaşanmış gibi. Sormazsan sevinirim. Hayır şöyle bakın insanlar bunu merak ettiği için doğru haklısınız. Yani siz bunu söyler. E bence var ya. Bence bunu açıkladığımda böyle düşünmemiştim ben demişsiniz. Yok yok yani. hakikaten öyle. Yani, yani burada hakikaten siyaset böyle bir şey edeyim. hakikaten öyle. Ben bunu da yani sizi köşeye sıkıştırmak için falan soruyorum. Hayır ben de öyle demedim. Ee, hakikaten kamuoyu bunu merak ediyor. Ee, yani şu var bakın şimdi bu bazı soruları da siz ya bütün partilerde var. Bana niye soruyorsunuz? Bence dememeniz lazım. Ya merak ediyor siz iddia ile ortaya çıktınız, değil mi? Yani bu anlamda bu soruların sorulması da bence çok sıkıntı yok ya. Normal. Her şey sorun arkadaş. Yani hiçbir sıkıntı yok. Ben şunu merak ediyorum. Hafta sonu Maltepe'de Kemal Bey bir miting yaptı. Ee, benim konuştuğum haber kaynaklarım da 2018 e, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aynı meydanda sizin yaptığınız mitingle kıyaslamalar görüyorum. İşte mitinge katılan sayısını kimisi 300-400 bin açıklıyor. Resmi rakamlar 175 bin, Deniliyor ki 2018 mitingi daha coşkuluydu. Siz o kıyaslamayı illaki yapmışsınızdır. Yani kendiniz o meydanda bir miting yapan bir isim olarak. Belediye de elinizdeyken bu mitingi kendi mitinginizle karşılaştırdığınızda CHP anlamında soruyorum. nasıl buldunuz siz? Yani daha coşkulu mu olması lazımdı? Cumhuriyet tarihinin, almazdı. Cumhuriyet tarihinin en kalabalık mitingleri benim mitinglerimdi. Bunu, bunu herkes, bu hakkı herkes teslim etsin. Doğru. Yani hem Ankara, İzmir, Ankara İstanbul. İzmir, İstanbul Yani ne Erbakan, ne Demirel, ne Özel e, Ne Erdoğan Hiç kimse Mitiklerde hiç... korkutucu gelmez mi? Karşı Hayır bakın Ben kalabalıklığını söylüyorum Hı -hı. Ama kalabalık olması bana seçim kazandırmadı İki Bir daha Muharrem İnce sen aynı mitingleri yapabilir misin? Bilmiyorum Zor Başkası yapabilir mi? Vallahi bilmiyorum zor O günkü konjöktür öyleydi Öyle geldi bir mitingi diğer mitingle kıyaslamak doğru da değil bence. Peki. Partinizle <laughs> ilgili son sorum şu. ya yani basına da yansıdığı için soruyorum. <laughs> Sizin bir parti içi toplantıda işte toplantı yaptığınız isimlere az sabredin CHP'yi ben yeniden alacağım. CHP'ye döneceğiz dediğinize Durman. dair onlar, haberler çıktı. Onlar kulis haberleri. Hikaye. Kulis haber değil diyorsunuz. Yok diyorsunuz. Peki. Peki. Başka partinizle ilgili benim sorum yok. Tamam. Peki. Eee sizin var mı partiyle Sizden ilgili? Sizden sor, sorayım. Parti sor. Peki, ben daha siyasetle ilgili. Ya ben şöyle bir şey sormak istiyorum. Şimdi diyorsunuz ki ya biz çözüm önerileri için çalışıyoruz. İşte meraya gidiyorum, seraya gidiyorum. Evet. Tamam, güzel. Mesela bir e, bir vaat bir vaat ortaya koymanız lazım. Huzur. Yani, hayır, şimdi CHP'ye neden oy vermeyecek de? İnsanlar gidecekler Memleket Partisi'ne oy verecekler. Ya da AK Parti'ye neden oy vermeyecekler de Memleket Partisi'ne. Huzur mu bunun? Anahtar kelime huzur mu? <laughs> huzur ve 3A. Bir dakikada anlatayım size. Işte. 3A ne? 3A. 1. Akıl. Akıl. 2. Adalet. 3. Ahlak. Akılı akıl, adalet, ahlak. Akılı, aklı bir açayım. <gülüyor> <gülüyor> Kayısı kimin tekelinde dünyada? Bizim tekelimizde. Malatya'da. Yüzde yetmişi bizim. Peki Amerika Birleşik Devletleri bunun farkında mı? Farkında. Ne yaptı? Bademi çıkardı önümüze. Bademi yüzde sekseni ABD'ye ait. Bademde bir sıkıntı var. Suyu çok seviyor. Suyu bilgisayarlarla iklimi kontrol etti. Ağaçları, nemi, %20 tasarruf sağladı ve tek patron şu anda. Kayısı da tek patron olmamıza rağmen belirleyici olamıyoruz. Fındık. Fındıkta %65-70 bizim. Orduluğunun, Giresunlunun fakir olması şaşılacak bir şey. <laughs> Peki, İsrail ne yapıyor? Toprakları çöl ya, tuz tuz. Hurmaları Araplar yetiştiremiyor orada. İsrail yetiştiriyor. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Onu sensörlerle kontrol ediyorlar. Bir küf oluyormuş hurmada. Onu sensörlerle kontrol edip engelliyor. Hurmaları o satıyor. Japonya'da. Hiç iyi değil ama onların hurmaları. Da. Bakın Japonya'da bir tane domates kökünden 17 bin domates ürettiler. Şu toprak yok çünkü. %10. <laughs> 17 bin domates. Ahmet Bey ben akıllı vaat ediyorum bunu. Ha, diyorsunuz ki. Bilim. Gibi. Ya kardeşim. Akıl, sorunlara akılcı çözümler. Bu kadar. Malatya kaysısına, işte ne bileyim e, fındığa, ordunun, ordu Giresun'un fındığına akıllı çözümler getirelim diyorsunuz. Bakın birincisi akıl, ikincisi adalet. Ben söyledim diyor ki o domatesin tadı olmaz. Ben de dedim hurmanın tadı olmuyor İsrail'de. Bir şey söyleyeceğim. Onur söylüyor kulağıma. Tamam, tamam teşekkür Söyledim ederim. abi. Ben de biliyorum organik beslenmesini. Geçeceksin bu işleri 90 milyonuz. 90 milyonuz. 95 milyonuz belki de. Yani teknolojide bunlar mecbursun bazı şeyleri yapmaya. Ben, ben bilmiyor muyum yani? Öyle değil bu işler. Yani yiyoruz işte. Hep birlikte yiyoruz. İkincisi adalet. Bağımsız bir yargı düzeni olmadan ekonomi düzenmez. Kutuplaşırsın, fakirleşirsin, yargıya talimatla hapsi boylarsın. <laughs> Devletin kurumlarına güven. TÜİK'e, Merkez Bankası'na güven olmazsa çözülmez bu işler. Devleti yeniden ayağa kaldırmak lazım gelenekleriyle. Liyakatı esas almamız lazım. Yani Muharrem İnce sen Cumhurbaşkanı olursan e nasıl yapacaksın? E kardeşim liyakatlı bir Merkez Bankası Başkanı, liyakatlı bir TÜİK Başkanı getireceğiz. Benim talim, ben talimat vermeyeceğim. O da talimatıma uymayacak zaten. Fiyat istikrarını kim belirler ya? Cumhurbaşkanı mı belirler? Merkez Bankası mı? Merkez Bankası belirler. Benim işim değil ki o. Rahat bırakacaksın adamı. İşini yapsın. Bakın AKP dönemine bir bakalım. Ne zaman büyüme olmuş? Ne zaman biliyor musunuz? 2006, 2007, 2005. Niye? Partili olmayan bir cumhurbaşkanı var. Partili olmayan bir cumhurbaşkanı var. Yazan çizen bir medya var. Eh, iyi kötü bir yargı var. Eh, iyi kötü konuşan bir üniversite var, sivil toplum var. Ne zamandan sonra ekonomik göstergeler çok kötü? 2017 referandumundan sonra ekonomik göstergeler çok kötü. <laughs> Yazınızı okudum. Yazınızı okudum. Şöyle diyorsunuz. Ya Amerika'da da şu kadar enflasyon var. Şimdi onu ben hemen. Ben onu Amerikalılar diyor. Bir dakika, bir dakika. Amerikalılar diyor. Bir dakika, diyor. bak şimdi. Bir dakika. Onu söyleyelim. Bir dakika. 2018. Seçim dönemi. Enflasyon kaç? 15. Şimdi kaç? 70. <laughs> Dolar kaç lira? 4.64. Şimdi kaç lira? 16.40'tı. En son buraya gelirken yolda baktım. Çeyrek altın. 312 liraydı. 1500 lira. <laughs> CDS'ler 303'tü. 728. <laughs> Peki. Bizde yüzde %70 artmış. Amerika'da yüzde kaç artmış? Ona bakacaksın arkadaş. Peki, ona bakalım. Bir şey söyleyebilir miyim size? petrole bakalım, çok güzel, petrole. Çok güzel ifade ettiniz. 2005'ler, 2007'ler, 8'ler büyüme rakamları iyiydi. Ben de size şöyle söyleyeyim bir karşılık olsun diye değil. 2013 Gezi olayları çıktığında bu ülkede kur, faiz ve enflasyon en düşük seviyelerdeydi en düşük seviyelerde. 2013'ün mayısına bakın. Yanlış hatırlamıyorsam 1.80 dolar 4.5 faiz, 6 enflasyon vardı. Şimdi 2013'ten sonra acaba bu memlekette ne oldu da biz sürekli bir türbülanstayız? Bakın da cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmemiştik. Biraz da buradan bakmak lazım. Bir de Muharrem Bey 2018'den sonra dünyada pandemi oldu. Dünyada bir savaş çıktı, Güzel. gıda krizi başladı, enerji krizi başladı. Güzel. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne ni ben niye örnek verdim yazımda? Bizzat Amerikalıların yaptığı bir araştırma. Adamlar diyorlar ki gıda enflasyonu engellenemiyor. Niye engellenemiyor kardeşim? Çünkü diyor enerji fiyatları arttı. Temel sebep enerji Güzel. fiyatları. Savunma mı geliştireyim? Savunma şöyle, ben söyleyeyim siz söylersiniz. E Peki bende doğal gaz yok. E bende... Ben şey yok, petrol yok. Onlar mi? yok da akıl da yok. E, Amerika Birleşik Devletleri 200 yıldır dünyayı sömüren ülkelerden biri. Şimdi dünyanın süper gücünü paraya, ticarete yükmeden ülkeyi bu kadar etkileyen bir krizin sizi de etkilemesi normal. Bak yani, ne kadar etkilemiş ona bakalım. Amerika ile Türkiye 25 tabii tabii tabi bak. Çok doğru değil. 25 Mayıs 2021. Geçen sene bugün. <laughs> dolar 8.38. Geçen sene bugün dolar 8.38. Yüzde kaç artmış? Yüzde yüz. Brent petrol 68 dolar. Benzin 7,8. Mazot 7,30. Bugün bir sene sonra 16,40 dolar. Yüzde yüz artmış. Brent petrol yüzde 60 artmış. Mazot yüzde 300 artmış. Benzin yüzde 300 artmış. Arkadaş ben sana şunu soruyorum. Amerika'da yani dolar yüzde 60 artarken şey Brent petrol yüzde 60 artarken benzin niye yüzde 300 arttı? Brent petrol 60'ı 60'ın artışını düşüyorum. Bak bakın düşüyorum. Değil 240 var ya 300 240. Erdoğan'ın beceriksizliğidir. O. Bakın Erdoğan'ın beceriksizliği. 60'ı kabul ediyorum dünyada var. Yüzde 60 da değildir o artış. Bakın siz bir yıl önce bin metreküpünü 150 dolar aldığınız doğalgaza bugün 1200 dolar veriyorsunuz. Bak 150 dolar 1200 dolar. Ya yani aradaki farkı bensin takdirinizle... Bak zapan. dünyada dünyada Direktörü gıda fiyatları, fiyatları kat artmış, gıda enflasyonu dünya artmış. ortalaması kaç Zafer be? Ya, Ka yani, %30. Türkiye kaç? %90. Dünyada %30 gıda fiyatları artmışsa Türkiye'de %90 artmışsa 60'ı Erdoğan'a yazarsın. Valla yani şöyle şey, bakın doğru. eğer kıyası Amerika ile İsveç'le, Norveç'le yapacaksanız haklısınız. Ama o zaman bana şunun cevabını vereceksiniz. Dünyada ne oluyorsa bu coğrafyada oluyor ve bu coğrafyada Türkiye bir mücadele veriyor. Eğer bunu görmezden geliyorsanız diyecek bir şey yok. Bu, bu mücadeleyi yani, sadece Erdoğan mı veriyor arkadaş ya? Hayır, bana, Özal vermedi mi ya? Erbakan tane. vermedi mi? Ecevit vermedi mi? Demirel vermedi mi ya? Böylesine krizler var mıydı? Nasıl ya ne büyük Muharrem depremler Bey, yaşadık biz. Bey, Savaşlar yaşadık ya. İki tane komşunuz fiilen üçe bölündü. Yukarıda iki tane komşunuz savaşıyor. Kıbrıs barış harekatını yaptık. 99 de, depremini yaşadık. Askeri darbeler gördük. Kaç tane deprem oldu, kaç tane sel oldu onu bırakın. Krizler de yaşadık ama. Yaşadık bakın, ekonomik. Aynı. Darbe. Aynı paralelde. 94-2001. Hayır bakın darbe atlattık. 70'lerde de yaşadık. 70'lerde 70 de yaşadık. Üstüne 5 <laughs> tane büyük sınır ötesi askeri operasyon yapıldı 2018'den bu tarafa. Ha bunlar bir mazerettir değildir. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Amerika daha iyi durumda diyebilirsiniz. Gerçi takılma. Ee, Dilimi ama... karpuzu dilimle yesek de uzaya gideceğiz. Aa, şöyle. Uzaya e, gideceğiz zaten. Ben dün bağcılarda, bağcılardaydım. Bakın tabii bu söylemler. Onu hani... da torpil yapacaklar mı çok hayır, merak hayır, ediyorum. Hayır, bakın hani bu söylemler dediniz ya. Bazı söylemleri ben dile getirsem çok alkış alacağımı biliyorum. Dün ben bağcılarda gezdim. Ee, arkadaşlarla dolaştık. Ben size söyleyeyim ne dilimle karpuz var. Tamam. Salatalık 3.99, domates 7 liraya düşmüş. Mevsiminde karpuz evet daha ucuz oluyor. Mevsiminde almazsanız daha pahalı olabiliyor. Erik 600 lira da oluyor. Şimdi 10 lira 15 lira da olabiliyor. Ha bunlar popülizm anlamında doğru alkış getiren söylemler. Abi şu ama anda çok ekonomi anlat. Şey soracağım. Kiraz mevsim mi şu anda? Daha çıkmadı bugün. Çıktı, çıktı. Abi 70 liraya satıyorlar ya. Aynen. Şeyde markette. Yani ama bak bir dakika bu Pusa... Siz şöyle koyuyorsunuz sorunu. Tarlaya gittim. Esas pahalılığın nedeni market pahalıyı alıyor. Ya kirazı kaça alıyor? 65 liraya da mı alıyor da? 70 liraya satıyor şu anda. <laughs> Bozcuların <Bağacı gülüyor> niye var? Kere otoyol pahalı. Ya bakın. Mazot pahalı. Ee, otoyol pahalı. Köprü pahalı. Ahmet Bey, ben ya size diyor ki Zafer Ahmet Bey. Bey Domates kaç sat satılıyor? 7 liraya satılıyor. O neyle geldi? Ben, Manav arkadaş yine biliyor musunuz çok özür diliyorum. Diyor ki ya diyor ben bu fiyata satıyorum diyor. İnsanlar acaba altında bir şey mi var? Mal kötü mü diye düşünüyorlar diyor. Ama diyor ben bu fiyata satıyorum. Ya Swer Zafer Şahin'i dinleyen yani, olduk bereket varmış herkes. <laughs> Vallahi, bak, ya böyle bir yani, şey yok arkadaş. Şey, nereye örneği, gittin sen ya? Kusura bakmayın da çayı nereye iki kişi, ya? çayı iki kişi içiyor örneği de yani ben, hakikaten. Ben bak samimi söylüyorum bunu ya. Bunu bir siyasi gerekçeyle söylemiyorum. Üzülüyorum bunlara. Evet. İnşallah doğru değildir. Vallahi... Bak inşallah doğru değildir. Ben bunlara üzülüyorum ya. Hı hı. Şimdi geçen gün Erdoğan açıklama yaptı Ahmet Bey. Çeyrek karpuz alacağım canım karpuz çekti. <gülüyor> <gülüyor> Bak açıklama dikkatlice şey dinledim. Dedim ne diyecek ya? İnsanlar geçim sıkıntısından söz ediyor. Ne diyecek dedim. Bir uzaya gideceğiz. İki bakaya kalanlara bedelli askerlik yaptıracağız. Üç Mahkumların izin süresini Temmuz 2023'e kadar uzatacağız. Vaatlere bak ya. Yani. Bence gerçeklikten kopmuşlar. Bakın. Siz AK Parti'ye gönül vermiş birisiniz. Bunu biliyorum. O vaat değil yaz. Bak, İyilik yapmak istiyorsan. Kabine toplantısı sonrası yapılacakları açıklıyor yani. Ya, bu. Vaat olarak. Vaat mı? bunlar bir anlamda. Seçim yatırımı. Ha, bir gibi. anlamda. Okay. Evet. Ya doğruları söyleyin gerçekten. Doğru. Bak o zaman anlatayım bak şimdi. 1 Haziran 2021. Recep Tayyip Erdoğan. Merkez Bankası Başkanı ile görüştüm. Geçen sene bu zamanlar. <laughs> Fiyat enflasyonundan faiz yükünü kaldıracağız. Geçen sene Haziran. 4 Ağustos 2021. Erdoğan. Ağustos'u geride bıraktığımızda enflasyonda düşüşü göreceğiz. Düşük faiz düşük enflasyonu getirecektir. 5 Şubat 2012. Tüm Türkiye'ye söz veriyorum. Hayat pahalılığını çözeceğiz. 27 Aralık 2021. Nebati. Bir uyuyun. 6 ay sonra uyanın çok farklı noktalarda olacağız. Bir uyuduk, bir uyandık, batmışız. 15 May 17 Mayıs 2022. Enflasyonu yüreğimizle çözeceğiz. <laughs> 10 Nisan 2022. Aralık ayından itibaren, geçen sene Aralık diyordu, şimdi geldik yeni Aralık. Aralık ayından itibaren enflasyonun düştüğünü hep beraber göreceğiz. Son cümlelerim olsun. 2022, 2022 yılbaşı Merkez Bankası enflasyon raporunu söylüyorum. Ocak ayı, 27 Ocak. Merkez Bankası diyor ki Ahmet Bey, 2022 Ocağında. <laughs> bu yıl diyor enflasyon %23,2 olacak. Hedefi 28 Nisan'da güncelliyor. 23.2 değil diyor. 42.8 olacak diyor. Şu anda TÜİK'e göre 70. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Rakamlar değişiyor, politikalar değişmiyor. Ekonomi ekonomi politikalarını değiştirerek düzeltilir bir yanlışta iddia etmek, o yanlışta ısrar etmek, faiz takıntısıyla ekonomi düzeltilmez. Faizleri arttırmak mı lazım diyorsun? Mecbur arttıracak şansı yok. Peki faizleri arttırdığınızda üretim, istihdam... Bakın nasıl arkadaşım, sevgili arkadaşım, Hayır, Şahin. hani merak Peki ben size ya. bir şey söyleyeyim. Faiz 19 Merkez Bankası'nda 14'e düşürdü de sen hiç piyasada 14 ile bir tane faiz gördün mü? Peki siz... Bir dakika bak kardeşim ne yapıyor biliyor musun? Bak Merkez Bankası 14 ile bankalara veriyor. Bankalar da 24 ile bize veriyor. Bakın orada 14 olduğu hiçbir işe yaramıyor. Türkiye'de son şu 3 ayda geçen yıla göre bankalar %285 büyüdü. Fakirin fukaranın eti, sütü, ekmeği bankalara gitti. Turizm zarar etti, tarım zarar etti ama bankalar %300 büyüdü. O faiz palavradan ibarettir. O 19'dan 14'e düşürüldü ama 50 puan enflasyon arttı. 14 ile faiz bulsana piyasada. Hadi buyurun bunu Hadi da alalım. Şöyle bakın bu eleştirilerinize tabii haklı olduğunuz yerler var. Fakat şöyle bütün bunları sanki normal bir süreç işlerken yapılan hatalarla bunlar bunlar olduğu gibi anlatırsanız yani çok meselenin özünü bence yakalayamazsınız. Hakkaniyeti Ya Hatır hakikaten ya? şimdi bakın bir pandemi olmuş. Bütün dünya bu küresel krizle, yüksek enflasyonla, gıda enflasyonuyla, kıtlıkla, enerji kriziyle nasıl baş edeceğini düşünüyor. Siz diyorsunuz ki ya bütün dünyada çok iyi, sadece Türkiye'de böyle ama işte öyle değil. Yani evet Türkiye'de çok ciddi sorunlar var. E bir de şimdi bakın öyle bir tablo çizdiniz ki ister istemez insanın aklına şu geliyor. 2018'den beri işler bu kadar kötü gidiyor da, e, 2019 yerel seçimleri tamam büyük şehirleri kaybetti iktidar partisi. Belediye meclislerine bakıyorsunuz %53 buçuk almış. Bugün yayınlanan anketlere bakıyorsunuz hala birinci parti. Recep Tayyip Erdoğan hala en çok güvenilen, Cumhurbaşkanlığı seçiminde en yüksek oy alacağı tahmin edilen lider. Ya Bir tuhaflık yok mu sizce de? Durum ee, bu kadar kötüyse, e, mesela neden kötü siz, olduğunu. siz, lütfen bunu bir saygısızlık almayın. Siz bu kadar güzel anlatıyorsunuz, İfade yeteneğiniz çok iyi, hitabetiniz çok iyi, doğruları söylediğinizi iddia ediyorsunuz. Niye bu toplum sizin arkanızdan gelmiyor da Erdoğan'ın arkasından geliyor, Erdoğan ülkeyi batırmış sizin anlatımınızda? Demokrasi, sandık… E, Sandıktan ibaret değildir e, mi diyeceksiniz? Önemlidir, çok önemlidir. Ama e, bazen mesela Ecevit'i 21 ile getirdi, aynı millet 3,5 sene sonra 1'e düşürdü. Bunlar olur, siyasette vardır bu. Çok oy almak çok haklı olduğu anlamına gelmez. Çok oy alabilirsiniz, bu çok haklı olduğunuz anlamına gelmez. Mesela ben bir uyarıda bulundum geçenlerde. Dedim ki peynir problemi gelecek, peynir. Çünkü süt mevsim, en çok sütün olacağı mevsim Nisan, Mayıs, Haziran. Süt yok. Kars'ta kaşar e, yapılmıyor. Bu peynir sütle ilgili söyleyeceklerinizi reklamdan sonra söyler misiniz? Olur. Unutmayın sözünüzü. <laughs> kesmemiştim oluruz. Tamam. E, siz ama çok öksürüyorsunuz. Evet. Bir rahatsızlık da var galiba. Ciddi rahatsızım. Aman geçmiş olsun. Ama Ahmet Hakan 40 yılda bir çağırıyor, kaçırmayayım şimdi dedi. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Kusura bakmayın kestim sözünüzü. Süt ve peynirden bahsediyoruz. Bir buçuk iki ay önce uyardım. Peynir fiyatları uçacak dedim. Çünkü çünkü diyoruz ya hep akıl, bilim. Son 4 ay içinde, dört buçuk ay içinde bir milyon sekiz bin süt ineğini kestirdi çiftçi. <laughs> Bu çorap söküğü gibidir. Yani en ucundan başlamazsanız buna yani çiftçi ucuz yem bulamazsa süt ineğini kestirir. Süt ineğini keserse süt pahalanır. Süt pahalanırsa peynir pahalanır. Devam eder bu zincir. Bu işleri bilen bu işlere kafa yoran birisi olarak söylüyorum. Şimdi peynirde uyarımı yaptım süt ve süt ürünlerine. Şimdi bir uyarım daha var Ahmet Bey. Buğdayla ilgili bir uyarıda bulunuyorum. Şu anda <laughs> Çukurova'da asat başladı. Fiyat belli değil de ya biçer döver tarlaya girmeden fiyatı bilmek lazım. Bu doğru değil. Kaç lira olmalı diye sorarsanız bana en az 8 lira olmalı. En az 8 lira olmalı. Neden? Geçen sene Haziran'da 2.25'e aldılar Türk çiftçisinden. Sonra Ukraynalı'dan 6 liraya aldılar. <laughs> o zaman bunu alabilmek için Türk çiftçisinden 8 liraya alırsan bunu seneye adam bir daha eker. Şimdi dünyada bir buğday problemi kapımızda. Sebeplerini sayıyorum. Bir kuraklık var. İki Ukrayna Rusya savaşı var. Üç Hindistan ihracatı yasakladı. Dört Çin çok fazla stok yaptı. Doğru. Bu dört problemden dolayı miktarlarını da veriyorum. 775 milyon ton buğday üretimi var dünyada. 10, 10 milyon ton eksik toplam tüketimden 10 milyon ton eksik. Bu demektir ki ciddi bir problem kapıda demektir. Şimdi Türkiye ne kadar üretmiş? 17,6 milyon ton üretmiş. 2021 rakam mı? Evet. 17,6 milyon. 19-20 civarında üretiyoruz. Evet 19. Peki, peki ne olacak? Bizim 6,9 milyon hektar alan ekiyoruz biz. Bizim verim ortalamamız 300 kilogramın altında bir verimi arttırmalıyız. Yani Arnavutluk'ta bile 9, 4, 400 kilogram, bizde 280 kilogram. Verimi arttırmalıyız. 6,9 milyon hektar ekili alan yetmez. Bunu 10 milyon hektara çıkarmalıyız. Ne yapmalıyız? Söylüyorum bak açık açık çözüm öneriyorum. Hazine arazilerinden kira istemeyin kardeşim. Hatta 10 yıl ekme garantisi verirse araziyi de ona ver. Hazine arazilerinden Böyle bir yaklaşım sergilediler galiba bir ara. Nereye bulursanız. <laughs> proje, proje yapacaksın. Kulağa böyle göstereceksin. Olacak iş değil. Direkt diyorsun. Direkt verecek. Al ek diyeceksin. Al ek. Bakın kıtlık bunu var yani değil mi? Hı? Savaş var, kıtlık var. Dünya Ahmet Bey, yanıyor. Biz ekmeğe dayalı besleniyoruz. Türk insanının ortalama yıllık 180 kilogramdır ekmek tüketimi. Muharrem Bey ben şunu söylüyorum. Dünya yanıyor. Olağanüstü koşullar söz konusu. Savaş var, kıtlık var. Çin stok yapıyor, Hindistan bilmem ne yapıyor. Dolayısıyla olağanüstü koşullarda olağanüstü çözümler geliştirilir. Aynen onu söylüyorum zaten. Bakın diyorum ki bir, biz eti sütü az yediğimiz için ekmeği bol yiyoruz. Amerikalı'nın ekmek tüketimi yıllık 40 kilogram, 45 kilogram... Bizim 180 kilogram. Bizimki de çok abi ya. 180 kilogram böyle. Ne yapsın insanlar? Ekmekle besle. O da doğru. O da doğru. O zaman bundan olmaması lazım. Şimdi <laughs> devleti yönetmeye aday olduk değil mi? Cumhurbaşkanı adayı olduk. 16 milyon oy aldık. Bunlara kafa yoracağız. Yani bu insan 85 milyonu besleyeceksin. Bürokrat gelip bana yutturamaz bunları. Yutturamaz. Kendim öğrenmek lazım. Kendim öğrenmeden olmaz. Kendini öğreneceksin. Yalan söylüyorlar yani. Türkiye'de tarımla ilgili palavralar uçuşuyor. Hayvanları sayıyorlar. Küpe sayıyorlar küpe. Boş küpeleri sayıyorlar. Ya çok özür dilerim. Geçmiş bayan dönemde bayan. bakın. Ama... Zafer Bey. Bir, bir şey söylesin ya. Söyleyin. Söylesin ama bak bitireyim. Bak bir şey söyleyeceğim. Bak. Makarna fabrikası 26 tane var Türkiye'de. Un fabrikası 700 tane var. <laughs> tamam mı? 700 tane. Dünyanın en çok un ihracatı yapan ülkesiyiz. Ya kardeşim dışarıdan aldığın 7 milyon ton e, buğdayı alıp işleyip yapıyorsun. Ya, kendi para... kendin üret de yapsana. Para kazanıyorsunuz. He? Para kazanıyorsunuz işte. Ya be güzel kardeşim. Kendin üret de yapsana. Niye Ukrayna'dan aldığın buğdayı işleyip satıyorsun? Öyle. Türkiye'de toprakların boş duracak. Dışarıdan buğday alıp işleyip satacaksın ya. Öyle. Muharrem Bey ben hani rakam olarak severim katılırsınız katılmazsınız. Bizim kendi ihtiyacımız kadar buğdayı biz zaten <laughs> üretiyoruz içeride. 19-20 milyon ton üretiyoruz. O bahsettiğiniz Ukrayna'dan alınan buğday dediğiniz gibi Türkiye'deki e, özellikle Gaziantep bölgesinde işleniyor ve yurt dışına makarnalık ya da pasta unu şeklinde satılıp döviz getiriliyor ülkeye. Yani böyle bir şey var. İster kabul edin ister kabul etmeyin ama buğdayda Türkiye'nin bir sıkıntısı yok. <laughs> Bak arkadaş. Hay katılmayabilirsiniz ben de kat size katılmıyorum. Buğday tamam. yetmiyor ha, bize bak. Ben söyleyeyim de ürettiğimiz bizim <laughs> 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 ürettiğimiz simit... buğday yetmiyor. Bakın biz simit Aldığımızın 4 lira. bir. Aldığımızın bir kısmını mi? makarna yapıp satıyoruz ama diğer kısmını da kullanıyoruz. Bak bir şey daha söyleyeceğim. Biz kaça satıyoruz makarnamızı biliyor musunuz? Kaça? 200 dolar. İtalya kaça satıyor? 400 dolar. Marka yapamamış Zeytinyağı marka değil fındığı marka değil. Çikolata fabrikalarını kök söktürmen lazım. Belçika'da, İsviçre'de. Kayısın marka değil, zeytinyağın değil, makarnan değil. Biz alıyoruz buğdayı Ukrayna'dan, Rusya'dan. Makarna yapıyoruz. 200 dolara satıyoruz tonunu. İtalya yapıyor, 400 dolara satıyor. Bunları anlatmaya çalışıyorum. Bu konulara ben bunları bu iktidarın hemen yapmasını isterim. Sevinirim yaparsa. Yol göstermeye çalışıyorum. Bak devam edeyim. Yine anlatayım. Yine anlatayım. Robotlarla <laughs> marul yetiştiriyorlar. 10 milyon marul. Japonya'da robotlarla marul yetiştiriyorlar. Tarım artık cahil insanların işidir falan değil. değil. Beslenme artık artık bir teknolojik bir iş. Akıllı bir iş, bilimle olacak bir iş, yatırımla olacak bir iş. Yani bütün bunları bakın <laughs> hedef koyarak yaparsınız. Bak bir tane hedef göstereyim size. 12 Haziran 2011. 2011. 2020 <laughs> 23 hedefleri. <laughs> ne demiş? 2 trilyon dolar gelir. Kişi başı 25 bin dolar. Evet. 500 milyar dolar ihracat. Hiçbiri tutmadı. Nasıl tutsun? Dış güçler değil mi? Nasıl tutsun? Dış güçler değil mi? Memlekette Geziciler, dış güçler. Memlekette kuş. darbe olmuş. Kur'un faizi... Ya ne darbesi ön... olmuş ya? Ben Üç tane olduğu... çapucu darbe yapmak istedi. Onu hocam? da beceremediler Yani. Ya. Sen 12 Eylül 1980'i yaşamadın galiba. Muharrem Bey... Valla ben ya. 80'i yaşadım. Darbenin ya kralını gördüm ya. Yani. tecrübeli bir siyasetçisiniz. Az önce de söyledim. Ya kur, faiz, enflasyon en düşük seviyedeyken niye bu ülkede sokaklar karıştırıldı? Bu ülkede <laughs> niye darbe gerçekleştirildi? Niye Amerikan Başkanı doğrudan Türk ekonomisini hedef aldı. Yani haklısınız bu eleştirilerinizde. Bakın ben size şöyle söyleyeyim. Diyorsunuz ki Türkiye'de mesela tarım bitti değil mi onu söylüyorsunuz. Ben de diyorum ki yani rakamlar hadi TÜİK'e inanmıyorsunuz. Siz bizim Avrupa'nın tarımsal üretimde Birçok üründe ilk sırada ülkesi olduğumuzu biliyorsunuz değil mi? 23 tane üründe biliyorsunuz üçteyiz, değil mi? <laughs> Ha, Ama ülkes. hiç markamız yok. Dünyada da ilk <laughs> arasındayız. Nasıl? Mesela buğday üretiminde de, tarımsal üretimde de dünyada 10 ülke arasındayız. Avrupa'da ya 1 ya 2'yiz. E şimdi hani haklısınız, eleştirebiliriz. Birçok eksiklikler olabilir. Yalnız eksik bildiğim bir şey var. Ama musun? yani böyle... Bak eksik bildiğim bir şey var. Bir zamanlar bize ne öğretildi biliyor musun? Tarımda kendi kendine yeten 7 ülke. Aynen işte. <laughs> öyleydik. Pari... Öyleydik, şimdi böyleyiz. Tarih kaçtı Muharrem Bey. 70'ler, 80'ler. 70'ler, nüfus kaçtı. 40-40. Ya arkadaş senin nüfusun arttı nüfus, da öbürlerinin e, nüfusu günler artmadı 90, mı ya? 100 milyona, Teknoloji bak, bak. Nüfusunun, çok özür dilerim ama bakın madem bu konuları konuşacağız. Nüfus 40 milyonken kendi kendine yetebilen 7 ülkeden biriyiz. Nüfus 95 milyon olmuş. Nüfusumun %65'i o zaman kırsalda yaşıyormuş. Bugün tam tersi bir denge oluşmuş. Ve buna rağmen ben tarımsal üretimde hala Avrupa'da birinciyim. Tarım ülkesi, şablonundan çıkmışım. Sanayi ülkesi aşamasında. Bak bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? Bu Bak bir normal. şey söyleyeyim. Ben bilim diyorum, akıl diyorum, teknoloji diyorum. Sen iktidarı savunmak için çırpınıyorsun. Vallahi aynı, aynı, dilden, şey konuşmuyorum. aynı dilden konuşmuyorum. Madem öyle aynı dilden konuşmuyoruz. Ben ya. iktidarı savunuyorum. Evet. Niye biliyor musunuz? Belli başlı bazı veriler biliyorum, rakamlar biliyorum, gerçekleri biliyorum. Siz bir argüman ortaya koyuyorsunuz. Ben de size diyorum ki evet ya hayır. Yani söylediğinizde doğru da var. Ama gerçek payı da şu, doğrusu da bu. Ve yani bunları söylememizden lütfen gocunmayın? Ya, Zafer yani, Bey bir, bir şey ekleyeyim. Bak ben. Şimdi, şimdi bana şunu söyler misiniz? Ben bu size... ülkenin Avrupa'da tarımsal üretimde birinci olmadığını bana söyleyebilir misiniz? Bak bir şey söyleyeyim. Dünyada mi? ilk 10 arasında olmadığını söyleyebilir bak, misiniz? Bak bir şey söylemeyeyim bak. Kadar bak bir dakika. Değil, realite bu. Ya kayısının, fındığın %70'ini senin üretmen haklı olduğunu ortaya koymaz. Sen çikolata sanayinde bir hiçsin. Fındığın fiyatını Hamburg belirliyor. Hiçbir gücün yok. Masal anlatıyorsun ya. Peki, daha Bırak bir... milli duygularla tarım olmaz bak. Daha önce tarım, bakın arkadaşım, 20 senedir iktidardan söz ediyoruz ya. Top cumhuriyet 100 yıl, beşte biri bu iktidara ait ya. Bak bir şey anlatıyorum ya. Bırak savunmayı ya, doğruyu bulalım ya. Çocuklarımız aç kalacak, kıtlık Vallahi, gelecek Baren ya. Siz, e işte ben de onu söylüyorum kıtlık bakın. gelecek benim. bak, bu evet. kafayla savunmayın bak. Dünyada, tarımı... var. Dünyada var. Bak bir şey söyleyeyim mi? Demirli bir şey demiş biliyor musun köylülere? Kepek bulamıyoruz hayvanlara demişler. Ek de destekleyelim demiş çiftçiye. Bu kadar evet. uzak yani tarımdan. şimdi e... Bir şey anlatacağım bak, bak. Çözüm söylüyorum bak. Burada da çözüm söyleyeceğim. Bir. Tarımı milli ve siyaset üstü görmeliyiz. Hepimiz için önemli bu. İki. Çok uluslu şirketlere dikkat etmeliyiz. Kendini satan bürokratlar, siyasetçiler vardır tarımda. Çok uluslu şirketlere dikkat etmeliyiz. Bütün partilere uyar, uyar. Doğru, doğru. Tarım Bakanlığı'nın koridorlarında gezer bu ajanlar. Buna dikkat edelim diyorum. Ben bu yarın başka parti iktidar olur. Olabilir. Evet. İki bakanlıkta özellikle gezerler. Milli Eğitim evet. ve Tarım. Bu iki bakanlıkta gezer bunlar. Tabii üç. 2001'de üç. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. 15, 15 yasarı Türk nasıl tarım ve nasıl tarım, tarım ve, tarım 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 ve tarıma lazım. dayalı sanayi ve tarım turizmini Karat. Önemseyelim. İthalat sopasından vazgeçelim. Türk çiftçisine ithalat sopasından vazgeçelim. Devlet planlama teşkilatını yeniden kuralım. Beş yıllık üretim planlaması yapalım. Beş yıllık. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi. Bu sene kıvırcık para yaptı ekelim. Seneye barbunya ekeriz. Böyle bir şey yok. Beş yıllık üretim planlaması. Planlama yapmak lazım. Planla en önemlisini söylüyorum Ahmet Bey. En önemlisi. <laughs> Arazi toplulaştırması. Ahmet Hakan'ın burada 5 dönüm, orada 3 dönüm, burada 8 dönüm olmaz. iktidar. Miras hukukunu 5 yıl önce. Yaptı mı? Evet. Kim? Bunu iktidar yaptı 5 yıl öncesinde birleştirme. Nerede yapıldı ya? Türkiye'nin ee, en büyük problemi bu. Ee, uyguladılar. Şu an yapamıyorsunuz. Bir. Mesela tarım Ya arkadaşlar. Tarım ya dalga mı geçiyorsunuz Murat Bey ya? Cidden ya. Türkiye'nin en büyük sorunu bu. Şu anda Türkiye'nin tarımla ilgili... Öcesine. Ya bir ben tane kasabada Google'dan yapılmış olabilir. Bakarım. Ben Türkiye'den bahsediyorum. Yo, Türkiye'de yaptı bunu ya. Ya yapmayın arkadaşlar. Gülüyorlar size bakın. ya Şu ama, anda bu, bu işi 15... bilenler... Bak şu anda bu işi bilenler... Size gülüyor. Eğer gülüyorlarsa onlar bence... Yemin ederim gülüyorlar bilme, size. Bilme, Kendinize bilme. güldürmeyin. Yani Bilmediklerimi gülüyorlar. Bir iki kasabada bana. yapıldı diye bilme. ben Türkiye'den söz ediyorum. Tarımda birleştirme, arazi birleştirme Bakın yapıyorlar. Bakın eğer baba, hey babadan kalma bir tarım arazimiz varsa onu bölünemeyeceğini herkes şu an... bir. Enerji şey bedeli. Yapıyorlar. Hasattan hasatı olmalıdır. Her ay enerji bedeli olmaz. Meraları söyledim. Bakın mazotun 10 lirasını devlet vermelidir. Türk çiftçisi... 4 milyar litre mazot kullanır. 10 lirasını versek 40 milyar. Yapıyorlar. Bir uyarı şey diyor. Tarım Bakanı Faruk Çelik döneminde Milli Tarım Projesi'nde bu iş yapıldı. Tarımsal sit alanları ilan edildi. Bölemiyorsun. Tarım arazisini bölemiyorsun ya. Yıllardır 15 ya, 5 yıldır 5 tane ya. yerde yapıldı. Ben 15... Türkiye'yi kastediyorum. Türkiye'nin her, Türkiye yerine... her yerinde yapılması lazım. Bunun yapıldı diyor. zaten. Şimdi bunları, bunları yapmazsak bakın. Mesela modern tarımı konuşmazsak, iklim değişikliğini konuşmazsak, Nadir elementleri konuşmazsak olmaz. Ben siyasetin gündemine çağın ilerisinden konuşmaya devam edeceğim. Sivas Şarkışla'dan bir vatandaşımız yazmış. Boş arazi göstersin ben ekmeye hazırım. Ekmeye tarla bulamıyoruz demiş. E doğru söylüyor. Bir şey daha söyleyeyim mi size? 20 dönüm yeriniz var. 2 dönüm hazine payı var içinde. Orayı ekerseniz hazine tespit ediyor. Geliyor. Sizden kira istiyor Art, ya böyle bir şey olabilir. Artık sırasın bunun ya, ya zamanı mı? Ahmet Bey daha daha vahim bir şey söyleyeyim mi size? Daha vahim. Tarlanız tamam mı? Tarlanız siz. 20 dönüm. 10 dönümde şey var. E, 2 dönümde hazine payı var içinde. Otunu biçtiniz değil mi otunu? Hazine geliyor otu biçtin diye para istiyor ya. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Tarımın önünde büyük problemler var. Onun için pahalı, onun için pahalıya yiyoruz. Bunu çözmezsek peynirde yaşayacağımızı, buğdayda yaşayacağız. Derdimiz bizim sorunu çözmek. Bunu anlatıyorum. Bakın genel olarak da şunu söylüyorum. Devlete güvenle başlamalıyız. Bağımsız yargıyla devam etmeliyiz. Liyakatı esas almalıyız. Şeffaf ve hesap veren bir devlet olmalı. Rekabete açık bir kamu ihale kanunu olmalı. Bağımsız bir merkez bankası başkanı olmalı. Üç A'yı hedef almalıyız. Akıl, adalet, adalet ahlak. Enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmalıyız. Nitelikli eğitim, konuşan üniversite, özgür basını konuşmalıyız. Tasarruf genelgesi mesela. Türkiye'de bunu konuşmalıyız ya tasarruf genelgesini. Cumhurbaşkanı kurumlara tasarruf genelgesi yayınladı. Bir vatandaş şey diyor, biz dededen kalma yeri bölemiyoruz. Beş senedir 25 dönümlü no, tarla tarlada bütünlük koruma prensibi var. Muharrem Bey neden bahsediyor? Hem de AK Parti'den yani? önce vardı bu. AK Parti'den önce yapıldı ilk bu iş. 2013'te yapıldı. Bu konuyu, 2020'de kusura devam bakmayın. Ben. Buradaki benim ne demek istediğimi burada olanların hiçbiri anlamadığı için ben konuşmayacağım siz haklı olun. Peki. Hiç Bak, anlamadığınız bir e, konu olduğu çok, için Çok sayıda konuşmuşum. mesaj var. Yani ne, ne Adana gelsin. E, önemsemiyorum ne geldiğini Yok, ama ben, işi bilenler İşi bilenler beni anlıyorlar. Onun için konuyu kapattık. Tamam, siz şey mi Mesela dediniz? tasarruf genelgesi. Çok kesin. özür dilerim. Devam edeceksiniz. Ee, darbeyi beceremediler gibi bir söz. E, beceriksiz böyle. kurmaylıkları bile çakma Hı. olduğu için onlar, ne demek diyor darbeyi beceremediler. İşte o FETÖ'cüleri FET sınavlarda soruları çaldıkları için e, kurmaylıkları da çakma olduğu için ellerine, yüzüne, gözüne bulaştırdılar. Onu anlatmak istiyorum. Ha, yani hayatları sahtekarlık olduğu için ama bu darbeyi olumlamıyorsunuz herhalde. Tabii ki olumlamıyorum. Ya olur tabii. mu öyle bir şey? Yani? Ama darbe, şöyle bir ifadeniz oldu. Yani o darbe değildi anlamında bir ifadeniz Arkadaşım oldu. Arkadaşım ya darbeyi, benim hayatım darbeyle darbecilerle mücadeleyle geçmiş. Bu soruyu sormanızı bile anlamsız buluyorum.